Evet, başlıyoruz. Sıradaki konuşmacımız Sami Baydar, Avrupa Süryani Halk Meclisleri adına konuşacak. Herkesi selamlıyor. İlk önce ve Süryani Avrupa Halk Meclislerine adına Süryani Bayramı'nı kutlamak istiyor ve aynı zamanda Helin, Mustafa, İbrahim ve Ebru şehitlerimizin önünde saygıyla eğiliyoruz ve adalet mücadelelerinde ölümsüz olduklarını bir daha belirtmek istiyoruz. Baskılara ve Süryanilerin buna karşı direnişine değinmeden önce Süryanilerin, Süryani milletinin kim olduğunu anlatmak istiyoruz. Süryaniler, Mezopotamya'nın eski halklarından, Babillilerden, Asirlilerden ve bir takım değişik halklardan günümüze kadar uzanan bir tarihleri var. Ve bunlar kısacası Süryaniler olarak özetleniyor. Şimdi devrimci Süryanilere karşı Almanya'da uygulanan baskılara değinmek istiyoruz. 2018 1 Mayıs eyleminde komünist Mezopotamya Süryanilerin bayraklarıyla eylem yapan iki Süryani militanının kimliklerini araştırmaya başladı. Bir takım örgüt yasaklarını delmeleri iddiasıyla ve Augsburg'taki polis Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edildiler. 8 Süryani aktiviste militana karşı Marksist örgüt DHKPC'nin 1 Mayıs eyleminde bayrağını taşıma suçlaması öne sürüldü onlara karşı. Ve 5'ine karşı toplamda 12 bin euroluk bir para cezası istemiyle yargılandılar. Bu karara itiraz edildi ve bir mahkeme süreci söz konusu oldu. Dava açıldı. Evet ve mahkemenin şimdi ne söylediğine değineceğiz. Gerekçesini anlatmaya çalışacağız. 2019'daki ilk duruşmada, Augsburg Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada şöyle bir iddia öne sürüldü. Komünist Süryanilerin bayrağı DHKPC'nin yani Devrimci Halk Kurtuluş Partisi cephesinin bayrağıyla aynı olduğu iddiası ileri sürüldü. Ayrıca mahkeme Bavyera Anayasayı Koruma Teşkilatı şöyle bir iddiada bulunmuştu. Süryanilerin bayrağının DHKC'nin yani Devrimci Halk Kurtuluş Cephesi'nin bayrağı olduğu da ayrıca iddia edildi. Bu iddia resmi makamların özellikle Almanya İçişleri Bakanlığı'nın komünist Süryanilerin ve DHKPC bayrağında benzerlikler olabileceğine ancak bunların iki farklı bayrak olmasına tespit edildiğine rağmen söylendi bu. Ve bir başka yoldaşımız hakkında mahkemede şöyle bir iddia yapılmıştı. Komünist Süryaniler bayrağı
DHKC, DHKP ve devrimci sol bayraklarının bir karmasıymış iddiası ortaya atıldı mahkeme tarafından. Ayrıca savcı siyasi ve ideolojik benzerliklerin var olduğunu iddia etti DHKPC ve Süryani komünistlerin. Ve en son Mart 2021 davasında hakim Komünist Süryani örgütünün ve bayrağının Almanya'da yasak olmadığını baştan belirtti. Ancak DHKPC'nin bayrağına bir benzerliğin var olduğunu söyledi ve onun için kararın ileride verileceğini söyledi ve belirleyici olanın farklılıklar değil, benzerliklerin olduğunu söyledi hakim. O benzerlikler yıldız ve orak çekiç olarak tanımlandı ve onun için bu bayrağın DHKPC bayrağıyla bayrağına çok yakın, çok benzer olduğu için yargılama sürecinin devam edeceğine karar verildi. Onun dışında Regensburg'da ve Gütersloh'da aynı DHKPC iddiasıyla devam eden davalar var. Baden-Württemberg ve Kuzey Renvestfalya eyaletlerinde de siyasi faaliyetleri yüzünden yargılanan 3 arkadaş var. Ve Augsburg'da da 2 Süryani aktiviste karşı 129 A ve B maddelerine aykırı hareket etme iddiası bulunuyor. Yani terörist örgütlere, yurt dışı terörist örgütlere destek verme iddiasıyla bir dava açılma iddiası bulunuyor şu anda savcılık tarafından. Bana karşı böyle bir denetleme süreci, bir kontrol süreci başladı. 129 A ve B maddeleri ile ilişkin ve bu tür suçlamalarla birlikte işte örgüt yasaklarını delme ve halkı galyana getirme gibi iddialar hakkında araştırılıyor şu anda. Ayrıca polis beni korkutmaya çalışıyor. Devamlı olarak iş yerime geliyor. Bir takım onların deyimiyle güvenlik sorusunu sormak için, güvenlik sorunlarını halletmek için ve bana karşı bir takım dava da açılmış polise karşı hakaretten dolayı veya benzer suçlamalardan dolayı. Bunun dışında sosyal medyadaki arkadaşlarıma karşı baskılar uygulanıyor, benimle olan ilişkileri soruluyor. Aynı zamanda bir takım faşist gruplar bana, arkadaşlarıma, aileme ölüm tehditleri yağdırıyor ve hatta arabamın tekerini patlatmışlardı. Bu da bir ölüm saldırısı, bir terör saldırısı girişimi olarak sayılabilir hatta. Onun dışında uluslararası bir örgüt kurduk. 50 İSUFS örgütü, Süryani, Uluslararası Süryani Dayanışma örgütünü kurduk.
50 değişik örgüt, uluslararası çapta 50 değişik örgüt ona mensup. Mücadele devam edecek. Haklıyız, kazanacağız. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.